Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli dinleyiciler, görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şark Türkistan ve dünyadaki bulu vatkan kün tertiptiki haberlerine huzurunla sunumuz. Kanalımızda dıktanlar ekranımızı bozsun. İstanbul'daki Uygurlar heyt namazını birleşip okudu. İstanbul'da yaşayan Uygurlar heyt namazını bir yerge cem bulup okup öz ara heytlerini tebrikleşti. İstanbul'daki Uygurlar eğir musibetlik küllerde yitip gelgen kurban heyt namazını bir yerge cem bulup okudu. Öz ara heytlerini tebrikleşip ata anesi, tukalları, dostları, perzentlerden ayrılgan kayrındaşlarının birden bolsumu ayrılış, sığınış azabını yengilletiş getirişti. Şarkı Türkistan Mağrıp ve Hemkarlık Cemiyeti bilen Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği'nin teşkilleşi bilen İstanbul'un Zeytinburnu'daki Uygurlar Emine İnan Camisi de İstanbul'un Küçükçekmece rayonu Safaköy'de yaşayan Uygurlar Fatih Camisi diyeceğim bulup heyet namazını birleşip okudu. Namazınkin retlik tizilip kol tutup görüşüp öz ara heyetlerini tebrikleşti. Kollarını mihriban Allah'a uzatıp Şarkı Türkistan'da Hıtay zulümünde inravatkan halkımızın tizirek azatlıkı çıkışı, halkımızın ailesi bilen cem buluşu, onlarının bu müşkül sınaktan sağlam iman bilen ötüp gitişi, Hıtay tecavüzcilerinin halaketi üçün dua kılıştı. İstanbul'da esil en'ene cari kıldırıldı. Heyt günü İstanbul'da yaşayan Uygurlar, Uygur halkının esil en'enesini cari kıldırıp, Şarkı Türkistan dava sepidi vaqtsız bizden ayrılgan yetekçi pişkademlerinin kabresini ziyaret kıldı. Kurbanlık kılıp bulgandayken Şarkı Türkistan Mağrıp Cemiyeti bilen Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği'nin başçılıkıda bir yerge yığılgan Uygurlar, çeteldeki Şarkı Türkistan davasının bayraktarı merhum Ustaz Abdülhekim Maksum Acim'nin kabresini ziyaret kıldı. Tuprak beşi de merhumun günahlarının mağbireti üçün dua kıldı. Ahırda Şarkı Türkistan dava sepide hizmet kılıp atkan yetekçi pişkademlerinin üyüge berip, onlarının heyetlerini tebrikledi. Hem de onlarının nasihatlerini anlap, onlar bilen Şarkı Türkistan halkının hazırkı vaziyet ehvali hakkında fikir almıştırdı. Onlarının tellerinin sağlam, hizmetlerinin muvaffakiyetlik buluşunu tilep dua kılıştı. Xi Jinping prezident deb atalmasligi kerak. Xitay rejimi kişilik hukuk, yer şari siyasi meseleleri ve başka sahalarda köplep tanqidlarga uchrayotganda Washington Post'si gazetesinin obzorchisi Isaac Stone Fish, Amerika matbuotlarının Xitay reisi Xi Jinping'ni garip siyasi yönleri bilen bir qatarda prezident deb atışını qat'i muvafiq emas deb ko'rsatdi. Abdur bu meseleni ta'kidlashda prezident degan atalg'uning Xi Jinping qo'llandigan nom emasligini, uni prezident deb atiganda bu amaliyotda uning diktatorlik xarakterini qonunlashtirganga barobar bo'lib qoldiganligini alohida ta'kidladi. Şunun bilen birgen Xitay'nın devlet tüzülmesinde prezidentlik kurulmanın mevcut emeslikini görsetti. Abdur'un bayan kılışça Xi Jinping'in 3 xil atak namı bar bulup, onun destepki işkisi yani Xitay Kompartisi Merkezi Komitesi'nin baş sekretari ve Merkezi Herbi İşler Komitesi'nin reisi digerler her kaçan alahidi gevdelendirip teşvik kılındı. Devlet reisi digen 3. namda arlap arlap közge çelikudu. Halbuki Xitay akbarat vasıtları devlet reisi diyen bu atakını garip dünyasına her kaçan prezident deb tercüme kılıdı. Ama Amerika'da hiç kim Donald Trump'ni Amerika reisi Donald Trump deb çağırmağını dek, Xitay'da hiç kim Xi Jinping'ni prezident Zongtong Xi Jinping deb çağırmaydı. Ama şundak bolsumu hazır Xitay rejiminin İngilizce halık gezdi ve Xinhua agentliği arkalık tarqatkan uçurlarda Xi Jinping'ni prezident deb atıp alganlıktan Dünya Bankası Birleşken Milletler Teşkilatı Aksaray Katarlık Dünyavi Oğrullarının bayanları mı Xi Jinping prezident deb atılıp atıdı. Şunundak Amerika prezidenti Donald Trump mı muşkıldaki hata atakını köp kıtım kullanğan. Meselen prezident Xi Jinping bilen könlümüz yakın. Eğer o mündak kılmasa men mündak kılmen digendek cümlelerini o köp kıtım işletken. Abdur muşa ehvallarını umumlaştırıp şahsen men mu muşkıldaki hata atakını köp kıtım işletipteken men. Hem de biz bununla hatimi verişimiz lazım deydi. Abdur ahırda bu kıldaki hata tercümenin tolumu ziyalık ikerlikini tekitlep, bu nam devamlık muşunda kullanılsa, akıbeti Beijing'nin okşaş bir hadisini iki kıl variyantı çüendirişige yol içip bergelik buldu deb görsetti. Yani Xitay işi de bas sekretar deb atılıvatkan bu kişi, diktatorluğunu devam kılıyorsa, halkarada prezident deb tunulgan Xi Jinping dünyavi sorularda yer şaharlaşış, İçivitiş ve erkin soğudu digendek temalarda vezhallık kılalaydı.
Yana bir yaqtin özini prezident deb atab olgan diktatorlardan Vladimir Putinga o'xshash kishilar mushu ataq orqali o'zlarining demokratik allardagiga o'xshash oz bir qism o'ktikilarning qarishliqiga qarata mutlaq ko'p xalqning saylishi bilan huquqni qo'lga olganligini ishora qila oladi. Xitoydan zo'r darajada demokratik bo'lgan Rossiyaning rahbarini prezident deb atash to'g'ri bo'lmagan yerda Xitoydagi dunyodagi eng tipik diktatorlik asosidagi hokimiyatning rahbarini prezident deb atash texmi to'g'ri bo'lmaydi. Isaac Seton Fish mushu ahvollarga qarab, "Meningcha biz Xi Jinpingni rais deb atsak eng muvofiq. Chunki Xitoyda uni shunday ataydi" deb ko'rsatdi. Hamda dunyodagi har qaysi axborot vositalarini ilgariki ataq xatosini tuzatishga chaqirdi. Bugun Hong Kongda havo yo'llari xizmatdan to'xtadi. Sputnik News va boshqa nufuzli taratqular va televizor kanallarining bildirishicha, Hong Kongda davom qilayotgan namoyishlar texmo avjiga chiqdi. Namoyishchilarning aerodromni egallayishi natijasida barliq uchishlar amaldan qoldirildi. Hong Kongdagi namoyishlar Xitoyga jinoyatchilarni qaytirib berish qonun loyihasining o'tirg'i qo'yilishi bilan boshlangan bo'lib, qattiq noroziliklar tufayli mazkur qonun loyihasi amaldan qoldirilgan bo'lsa-mu, Hong Kong xalqi Xitoy rejimining haqiqiy niyatini bilib yetganligi uchun namoyishlarni to'xtatmadi va Hong Kong xalqining Xitoy kommunistlarini qabul qilmaydiganligini va Hong Kongning to'liq mustaqilligini talab qildiganligini bildirishib, namoyishlarni kuchaytirmoqda. Soqchilarning namoyishchilarga borgan sari qattiq qo'llik qilishlari, Xitoy kommunist doiralarining Hong Kong xalqini qattiq so'zlar bilan tahdid qilishi jiddiylikni texmo kuchaytirdi. Xitoy markaziy rejim bo'lsa, bu namoyishlarning orqasida Amerika va Angliyaning kuchkurtishi borligini bildirib kelmoqda. Bugun dunyoning eng cho'ng aerodromlaridan biri bo'lgan Hong Kong xalqaro aerodromi namoyishchilar tomonidan egallanganligi uchun barliq uchishlarning amaldan qoldirilganligi bildirildi. Pakistan Hindiston bilan bo'lgan savdo munosabatlarini to'g'riladi. 11 avgust Amerika ovozi bergan xabarda bildirilishicha, Pakistan savdo va to'qilma buyumlari ministrligi Pakistan bosh ministri Imran Xonning riyosatchiligida chaqirilgan ministrlar kengashi yig'inida bayonot e'lon qilib, Pakistan Hindiston bilan bo'lgan savdo munosabatlarini to'g'nitib qo'yganligini bildirgan. Bayonotda Hindistonning eksport-import qilish cheklangan davlatlar tizimiga kirgizilganligi e'lon qilingan bo'lib, Pakistan Federasiya hukumatining Hindiston bilan bo'lgan savdo munosabatlarini to'g'nitganligi va bu ishdan intayin xursand ekanligi bildirildi. Ma'lum bo'lishicha, Pakistan mazkur cheklamani Pakistan bilan diplomatik va savdo munosabati bo'lmagan Isroiliyaga ijro qilib kelgan. Hindiston yarim asrdan ko'proq vaqtdan buyon Jammu Kashmirga avtonomiyalik huquqi beradigan asosiy qonunning 370-moddasini dushanba kuni amaldan qoldirib, rayonning alohida qurilmasini bekor qilgan. Shu sababli Pakistan hukumatı Hindistonning bu qarorini qattiq ayiblab, Hindiston bilan bo'lgan diplomatik munosabatlarning saviyasini tushirishni qaror qilgan hamda Hindistondan Islomoboddagi bosh elchisini qaytirib ketishni talab qilgan. Xitoy Huawei shirkati orqali O'rta Osiyoda nazorat mexanizmi o'rnatmoqda. Xitoy mutaxassislaridan Yaozian diplomat jurnalida maqola e'lon qilib, Xitoyning Huawei shirkati orqali O'rta Osiyoda nazorat mexanizmi o'rnatilayotganligini oshkorildi. U maqolasida Huawei shirkatining 2019 yili aprel oyida O'zbekiston hukumatı bilan 1 milliard Amerika dollari qimmatidagi nazorat mexanizmi savdosi haqida kelishim hosil qilganligini bayon qildi. Abdurning bayon qilishicha, Amerika, Angliya qatorli g'arb ellari bu xildagi uchur va aloqa texnikalarini tatbiqlash orqali shahar aholisiga texmo yaxshi mulozamat va bexatar muhit yaratilgan qurilishni aqlli shahar qurish deb ataydi ekan. Ammo Xitoy bu xil shaharlarni bexatar shahar deb ataydigan bo'lib, dastlabda qatnash tizimasini nazorat qilishdan tezla chiroy tunish texnikasini tatbiqlashga o'tgan. Bu xil texnikaning qo'llanilishi elib kelgan qabohatning qaysi darajaga borganligi bo'lsa, Sharq Turkistondagi millionlagan ko'zish kameralarining o'rnatilishi, yuqori fan texnika bilan qurollandirilgan qatmoqat tekshirish tizimlarining o'rnatilishi deganlarda roshan aks etadigan. Xitoyning O'zbekiston bilan hamkorlashib bexatar shahar bino qilish tajribasi hozir Ozarbayjon, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Armeniya qatorli davlatlarning zo'r qiziqishini qo'zg'amoqda ekan. Bulibmi O'zbekistonning Toshkent shahridagi 800 dan ortiq ko'zish kameralari orqali siyosiy voqealarni sifirlik nazorat qilishning amalga oshishi tabiiy holda navbatdagi Huawei shirkatining G5 aloqa to'rini Xitoy banklarining qarz yordam bilan O'zbekistonning asosliq telefon tizimlariga saplashga bevosita xizmat qilmoqda ekan. Amerika hukumatı buningga norozilik bildirgan bo'lsa-mu, O'zbekiston yanada bu jihatda Xitoy bilan hamkorlikni davom qildiravergan. Maqolda yana Qozog'istonning poytaxti Nur-Sulton shahriga Huawei shirkatining yordami bilan
2000 kuzatish kamerasi o'rnatilgan. Tojikistonda Dushanbe shahrini bexatar shahar qilib qurib chiqish uchun Huawei shirkati bilan 22 million Amerika dollarlik to'xtam imzolagan. Natijada bu joyda 800 dan ortiq kuzatish kamerasi ommaviy so'rovlarni kuzatishga ajratilgan. Xuddi Qozog'istondagiga o'xshash Xitoy rejimi bu joyda Tojikistonning asosliq telefon shirkatining kontrolligini qo'lga kirgizib olgan. Bu ahvol Qirg'izistonda ham o'xshash ekan. Xitoyning bir belvoq bir yo'l qurilishini boshlagandan keyin bu xil yuqori texnika shirkatlarining singib kirishi onda-sonda ko'rilayotgan qarshilik sadolarini zo'r darajada besib tushib kengaymoqda ekan. Yetilishish faoliyatiga taklif. Turkiyada faoliyat olib berayotgan Sharq Turkiston tashkilotlar birligi barlik xalqimizni umumiy yetilishish faoliyatiga taklif qildi. Taklifda munolar tilga olindi. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Do'stlik, qarindoshlik, inoq ittifoqlik rishtamizni texamo kuchaytirish maqsadida g'urbatda o'tayotgan bu muhojirlik hayotga yetib kelgan muborak qurbon hetni birlikda o'tkazish uchun uyushtirilgan qurbon hetlik faoliyatiga barlik qarindoshlarni taklif qilamiz. Faoliyatga Istanbul valisi Fatih rayonlik hukumat raisi qadam tashrif qiladi. Turkiya ichki ishlar ministri hurmatli Sulaymon Soylumi qadam tashrif qilishi mumkin. Istanbulda yashayotgan barlik qarindoshlarimizning oilasi bilan birlikda qatnashishini alohida umid qilamiz. Hurmat bilan Sharq Turkiston tashkilotlari birligi. Vaqti 8 ayning 13 kuni seshanba, yetning 3 kuni soat 17:00. O'rni Zeytinburnu Koni baladiya ichidagi Qozli chashma kultur markazi maydoni. Safa ko'ydan avtobus o'rinlashtirilgan bo'lib, soat 16:30 da, ya'ni tushdan keyin soat 4:30 da Chardoqli bekatdan avtobus qo'zg'oladi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunaqa bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh, ayatki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shunaqa program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.